Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni uyandım ve diyebilirim ki canımdan ay içimden konuşma hevesi taştı ve ben de konuşmak istiyorum. Kafamda birçok konuşacak konu var arkadaşlar. Şimdi konuşmak istediğim konu kırsallaşmanın ehemmiyeti ve şehirleşmenin vahameti. Çayımı da alacağım. Çayımı da içe içe. Daha kahvaltımı da yapmadım. Kahvaltımı konuşarak ilk olarak yapmayı planlamışım sanırım. Onun için konuşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle yani olayları takip edenler zaten az çok bilirler. Kırsallaşmaya yönelten, kırsallaşmayı olumlu gören kişiler var. Bunu salık veren kişiler var. Peki bu kırsallaşma olayı nereden çıktı, niçin çıktı? Tabii ki virüs olayının patlak vermesi ardından şehir yaşamının ne kadar tehlikeli olabileceği göz önüne serildi arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Şehirleşme olayında insanlar dip dibe, aynı apartmanda, sokaklarda yan yana, marketler olsun, AVM'ler olsun buralarda ve birçok alanda daha yani şehrin birçok alanında çok yakın temaslarda, yakın mesafelerde oldukları için virüs olayında ulaşma riski oldukça artıyor. Mesela arkadaşlar çok daha tehlikeli bir virüs de olabilirdi ve çok daha bulaşıcı bir virüs de olabilirdi. Maskenin kurtaramayacağı virüsler olabilirdi. Şimdi biz apartman kullanıyoruz. Apartmandan mesela asansör kullanıyoruz. Bir apartmandaki yaşamla kendinize ait bir evde ve de doğa içinde bir yaşam aynı riski taşır mı sizce? Taşımaz. Bu kadar basit arkadaşlar bunun açıklaması. Yani öngörülen düzende daha birçok virüs olayları bir öngörülüyor aslında. Ve bu virüs olayları gittikçe de ağırlaşacak diye düşünüyorum. Çünkü her şey bir plan dahilinde ilerliyor ve bu plan dahilinde nüfusun azaltılması da söz konusu. Nüfus azaltılmasa bile İnsanların değişime uğraması söz konusu ki bu da aynı kapıya çıkıyor bir yerde. O nedenle şehirlerde yaşamak gittikçe vahim bir duruma götürebilir insanları. Çünkü tarih ilerledikçe, teknoloji geliştikçe virüs olasılığının tehlikesi de artıyor ve olabilecek virüslerin kapasitesinin tehlikesi de artıyor arkadaşlar. Böyle bir durumda yani daha kötü ve yeni bir salgın durumunda evlere kapatsınız bile kendinizi. Eğer ki şehirdeyseniz, apartmandaysanız kendinizi bir yoklayın şimdi. Apartmanda dört duvar arasında mı yoksa kırsalda doğayla çerçevelenmiş bir ortamda mı olmak sizi daha ferah kılar, daha iyimser kılar. İşte bu nedenle kırsallaşma bir adım öne çıkıyor bu bağlamda. Ama şimdi şehirleşme açısından bakalım. Şehir yaşamında da şöyle bir durum var. Şimdi bu virüsü bitirme aşamasındayız artık gibi görünüyor. Şimdi sonraki virüs Allah bilir hangi zamanda çıkar. Bunun bir belli zamanı yok ki. Yüzyıllar sürebilir ki genelde büyük virüs salgınları öyle ard arda gelmiyor. Tabii ki plan değişikliği olur. Farklı bir tarihsel süreç yaşanır. O ayrı bir konu. Ancak istatistiksel olarak baktığımızda yeni bir dünyayı şok edici virüsün çıkması hemen olmuyor. Bu bakımdan şimdi bu virüs zaten bitmişken neden kırsala geçeyim ki? Tam tersi şehrin tadını daha çok çıkarırım diye bir düşünce de belirebilir kafalarda ki mantıksız da değil. İkinci bir olay arkadaşlar, şehirleşme ile kemikleşen gıda olayı. Yani şöyle söyleyeyim, şehirde yaşayanlar gıdalarını genelde marketlerden, olmadı pazarlardan, olmadı AVM'lerden karşılıyorlar. Ve teknoloji ilerledikçe gıdaların da değeri
öz değeri düşüyor. Bu neden oluyor? Çünkü teknolojik gelişmeler aynı zamanda insan eliyle yapılabilirliği artırıyor. Pardon, insan eliyle yaratılabilirliği artırıyor. Yani toprakta yetişen meyve sebzeler artık insanların çeşitli müdahaleleriyle yetişmeye başlıyor. İnsan daha iyisini yaparım diyor, daha verimlisini yaparım diyor ve bunun sebebi olarak da, bahanesi olarak da diyebilirim, artan nüfusu gösteriyor, talep karşılamanın zorlaşmasını gösteriyor, bir yandan da tarımdan elde edilen karın arttırılmasını gözetiyor. Böyle girift dengelemelerle gıdanın değeri düşüyor. Hatta gıda tehlikelileşebiliyor. Niçin? Çünkü gıdanın içine çeşitli eklemeler yapılıyor ve bu yapılan eklemelerin içeriğinde doğal olmayan unsurlar teşkil edilebiliyor. Bunlar da insan vücuduna girdiğinde olumlu karşılık bulamayabiliyor. Bu çatışmada insanın sağlığında olumsuz etkiler yaratabiliyor, insanın dengesini bozabiliyor vesaire vesaire. Totalde yaşam kalitesini düşürüyor. Kırsala baktığımızda, kırsal yaşamda kendiniz yetiştirdiğinizde, kendi toprağınızı kendiniz ektiğinizde, kendiniz gübrelediğinizde, kendi tohumunuzla yetiştirdiğinizde çok daha doğal meyveler, sebzeler ve hayvan da yetiştirirsiniz. Çok daha doğal et, süt, yumurta elde edebiliyorsunuz. Şimdi hangisi daha verimli insan hayatının kalitesi ve insanın yaşam kalitesi açısından? Tabii ki kırsal yaşam burada çok çok öne çıkıyor arkadaşlar. Hem de masraf açısından da çok daha avantajlı, hem de organik doğal olması açısından. Biliyorsunuz ki bizim bir biyolojik yapımız var ve bu biyolojik yapımız mineraller, vitaminler, esansiyel yağlar vesaire vesaire birçok ihtiyaç dahilinde çalışıyor. Bu ihtiyaçlar karşılanmazsa, eksik veya yanlış karşılanırsa, yanlış gıdalarla mesela karşılanırsa, o zaman insan vücudu da buna yanlış tepkilerle karşılık vererek insan doğasını neticede bozuyor arkadaşlar. Üçüncü olarak, gerek gelecekten haber veren konumundaki geçmiş tarihteki kişilikler olsun, gerek stratejistler olsun veya öngörü uzmanları vesaire vesaire olsun, savaşların da olasılığı var arkadaşlar. Savaş olasılığında, bir savaş çıkması durumunda sizce bir şehir mi önce yanar yoksa kırsaldaki bir dağ evi mi, bağ evi mi? Tabii ki şehri yakarlar. Şehir zarar görür. Şehir stokları tükenir. Aynı virüs salgınında da olduğu gibi şehir stokları tükenir. Burada tabii ki parmak basmam gereken nokta şu ki hem salgında hem savaşta stoklar tükenebilir. Stoklar tükendiğinde insan aç kalabilir. Çünkü marketten aldığınız şey sınırlı sayıda stoklayabilirsiniz. Stokladıklarınız, ya nasıl stoklayabilirsiniz ki arkadaşlar? Savaş çıktı, stoklar zaten boşalır. Salgın çıktı, zaten boşalır. Şimdi savaşı ne zaman, salgın ne zaman çıkacağını bilmediğiniz için stoklarınızı ne zaman yapacaksınız? Tabii ki bunlar başladığında yapacaksınız. Bunlar başladığında yaptığınızda herkes de yapacak. Ne olacak? Stoklar tükenecek. Yani birileri bundan yararlanabilse de bir şekilde, ki sınırlı şekilde, diğerlerinin eli boş kalacak veya eksik kalacak arkadaşlar. Yani bu stok olayı güvenilir bir olay değil. Çünkü dediğim gibi tehdit oluşmazsa zaten insanlar tehlikeyi göremiyor. Görmesi de zor yani, nasıl görecek? Ve yani stoklara falan, stok falan düşünmüyor arkadaşlar, hele ki şehir yaşamında. O nedenle kırsalda yaşayanlar zaten her şeyi kendileri sistemini kurmuş olduklarından stokları
Çok çok daha fazla olacaktır. Doya doya kullanacaklardır. Yeter ki bir düşman onları hedef seçip de vurmasın yani. O da çok küçük bir ihtimal şehre göre yani. Şehir olaylarına göre. Yani şehir olayında düşmanı vurmasını bırakın. İnsanlar zaten birbirini yiyecek konuma geliyor. Dediğim gibi işte marketler boşalıyor, stoklar boşalıyor. İnsan çaresiz kalıyor. Böyle durumlarda da şehir yaşamı gerçekten zor. Ama tabii ki bunların olma olasılığı da o kadar hemen olacak şeyler değil arkadaşlar. Mesela hava durumundan haber verir gibi yarın yağmur olacak, yarın bulutlu olacak, yarın güneş olacak gibi bir şey değil bu. Çeşitli hesaplar var, çeşitli stratejiler var. Bunlar hemen pat diye planlanıp yürürlüğe konulacak şeyler değil. İşte burada şehir yaşamı zaten kurtarıyor yani. Eğer ki sürekli bir savaş tehdidi, salgın tehdidi ve kesinlikle binden bir zamanı olsa o zaman insanlar hepsi zaten kırsala koşarlar. Öyle veya böyle. Ama tabii ki şu var. Artık yani şehirleşme çok çok ön planda. Kırsallığın hiçbir değeri kalmamış gibi. Yani kırsalda yaşayanlar çok çok o şey yüzde olarak çok az. Çünkü çok zorlukları da olan bir şey kırsal yaşam. Arkadaşlar o kadar da basit bir şey değil. Yani günümüz insanın aslında yaşam şartlarında gidip de kırsal hayat sürmek çok çağdaş bir yaklaşım gibi gözükmüyor açıkçası. Hem de çok meşakkatli de bir yaşam olarak gözüküyor. Yani bu teknolojik, bu modern, yani tırnak içinde göstereyim de hayatta gidip de kırsalda ne bileyim küçük baş hayvanların işte affedersiniz dışkısı olur, şu olur, bunu olur. Onlar herkes yani uğraşamaz. Ondan sonra kırsalda birçok yabani hayvan olur, böcekler olur, şunlar olur, bunlar olur. Hatta bir toprağa ekmek istediğinizde bile yani bir toprağa ekin desem bile mesela ben bir tohum ekmek için oradan bile birçok solucan falan fırlayabilir yani. E bunlar günümüzün vaat eden koşullarında çok banal gözüken şeyler açıkçası günümüz insanına. Yani şey olarak baktığımızda genel manada arkadaşlar. Aslında hayatın gerçekleri ve aslında tüm bu dediğim korkutucu olarak görülen şeyler aslında çok doğal karşılanması şeyler. Çünkü biz de yani aslında doğada var olduk. Doğada bugünlere ulaştık. Doğada var olarak doğanın sunduğu içeriklerden, nimetlerden yararlanarak bugüne ulaştık. Ama bir yandan da doğadan bir o kadar uzaklaştık. İşte ters orantı çok şeyde var bu şekilde. Yani evimde oturup da şu yatağımda oturmakla kırsalda sürekli bir iş peşinde koşmak çok çok farklı şeyler açıkçası. Gidip de marketten sütümü almakla gidip de keçiyi veya ineği savmak çok çok farklı şeyler arkadaşlar. Bunlar çok farklı yani hem verilen eforda hem de psikolojisi çok farklı şeyler. O nedenle şimdi kalkıp kırsala yerleşmek, kalkıp kırsal hayatı özümsemek çok çok zor gelebilir. Ancak ve ancak kırsalda doğmuş insanlar buna kolay uyum sağlar. Gidip de şehir yaşamına alışmış, şehir yaşamında kemikleşmiş bir hayata sahip insanların kırsala gidip de orada rahat bir hayat sürmeleri o kadar basit değil. Ama tabii ki insan isterse yapar, alışır. Peki ne kadar alışması gerekli? İşte bu net değil arkadaşlar. Dediğim gibi insan başına gelmeden anlamıyor. Başına geldikten sonra da anlamasının pek bir anlamı kalmıyor. Böyle bir sorun var. Böyle bir sorunsal içindeyiz. Ve son olarak bahsetmek istediğim şey şehirleşme olayında arkadaşlar birçok doğal içerikli, organik içerikli besinleri kaybettiğimiz kadar insani ilişkilerde de birçok yozlaşma, yapaylaşma söz konusu. Kırsallaşmaya kaçmak
burada ne kadar kurtarıcı bir rol oynar? Bilemiyorum. Ancak şu var ki şehirleşme dediğimiz çağdaş yaşam içinde insanlar da birçok değer kaybına uğruyorlar maalesef. Bu neden oluyor? Bu birçok sebepten oluyor. Aslında çağdaşlaşma, modernleşme, işte şehirlerde yaşayan insanlar olma kapsamının altını biraz deşersek çok çok ters orantılı şeyler görebiliriz. Yani yansılanla asıl olan arasında bir ters orantı olabilir. Ya insanların sürüldüğü ufukta aslında o kadar da insanın iyiliğine şeyler beklemiyor olabilir. Ki bunu hayatımızda da gözlemleyebiliyoruz. İşte bunlardan biri de kaybolan insani değerler. İnsani, yozlaşan insani ilişkiler. Bayağılaşan insani ilişkiler diyebiliriz. Şehir yaşamında İnsanlar bir nevi birbirinin kurdu pozisyonuna bile düşebiliyorlar. Çünkü sürekli bir yarış halinde. Sürekli ben daha fazla kazanayım, ben daha fazla elde edeyim. Ama içi boş, içinde kalite barındırmayan, hedefler peşinde koşan veya koşturulan hayatlar sergileniyor bir şekilde. Görünüyor. Yani bu apaçık arkadaşlar. Kime sorsanız, hatta bu işin içinde olanlar, bu işin kurbanı olanlar, bu işin katalizörü olanlar bile bu işten şikayetçi. O zaman yanlış giden bir şeyler var. Demektir. Çayımdan bir yudum alayım. O nedenle şehir yaşamı, insanın psikolojisi, manevi değerler açısından da pek bir şey vaat etmemeye başladı. İnsanın diğer insanlardan kazanabileceği pek bir değer kalmadı gibi düşünebiliriz. Tabii ki genel bakış açısı böyle. Tabii ki insanlar var. Tabii ki kaliteli değerli insanlar var. O ayrı bir konu. Ama genel perspektiften ve dünya genelinden baktığımızda böyle bir gözleme sahip olabiliyoruz. Çünkü her şey çok kolaylaştı. Her şey kolaylaştı. İnsanın da kolaya kaçma yatkınlığı birbirini dengeleyince ipler kopuyor zaten. O nedenle kırsalda yaşayınca insan kendine daha doğal, daha yararlı hedefler koyabiliyor. Yani zaten kırsalda yaşayınca insan pek tembellik edemez. Sabah erken kalkması gerekir. Çeşitli işleri olur. Çünkü düzen böyle işler. Böyle yan gelip yatmak, internette takılmak, televizyona, filmlere dalmak pek söz konusu olamaz. İş bekler yani arkadaşlar. Sürekli işte hayvanlara bakarsın. Bir yandan tarlan varsa tarlana, işte ektiklerine falan bakarsın. Yemeğini yaparsın falan derken farklı bir hayatı vardır onun. Ama bu hayatta insanın kendine ayıracak daha az vakti kalsa da insanın daha kaliteli işler geliştirecek daha fazla zamanı vardır. Çünkü insanların orada yaşam kaygısı çok daha basit gözükse de yani sırf işte gıda ekip biçmek, oradan meyve falan elde etmek, işte hayvanlar etinden sütünden bir şeyler elde edip hayatını idame ettirmek ve devam ettirmek gibi basit bir hedef olsa da yani kimsenin ayağını kaydırmak, sırtından bıçaklamak, işte sağ gösterip sol vurma entrikaları olmadığı için İnsanlar orada daha insan kalabiliyorlar. Bu nedenle de kırsalda yaşamanın böyle bir artısı da var. Ancak tabii ki bu artıyı elde etmek de o kadar kolay değil. Yani gidip de kırsaldan bir ev alıp da şehir yaşamını sürdürerek yani pek bir değersel gelir elde edemezsiniz. Tabii ki oranın koşullarıyla yaşamak zorunda kalırsınız. O şekilde zaten kırsal hayat yaşanır. Başka türlü kırsal hayat yaşanmaz arkadaşlar. Aynı şehirleşmede gerekenler gibi kırsallaşmada da gerekenler var. Yani doğal bir alandan bir arsa alıp oraya bir tekil ev yaptırıp da doğanın içinde yaşamak ayrı bir şey.
Kırsal hayat başka bir şey. Kırsal hayatta etinizi, sütünüzü, meyvenizi, şuyunuzu, buyunuzu kendiniz üretirsiniz. Ama bir ev alıp da böyle yani doğal bir alanda ormanın ortasına mesela bir ev yaptırıp veya bir ev alıp da orada yine gıdaları gidip marketlerden temin ederek bir kırsal hayat yaşanamaz arkadaşlar. Kırsalın üstün gelen özelliği zaten kendi besinini kendinin üretmesi. Daha doğal bir yaşam. Vücuduna daha doğal besinlerin girmesi. O nedenle karıştırmamak gerekiyor. İşte şehir yaşamıyla kırsal yaşamın artıları ve eksilerini size sunum arkadaşlar. Tabii ki her iki yaşamın da artıları ve eksileri mevcut. Bu biraz da nereden baktığımızla alakalı, neye daha çok değer biçtiğimizle alakalı ve sonuçta kapasitemizle alakalı bir durum. Bu demek değil ki her kırsalda yaşayan üstün insan, her şehirde yaşayan da yozlaşmış insan diye bir şey kesinlikle yok tabii ki. Her yerde insan var, her yerde kötü insan var. Her yerde hayatı doğru yaşayan insan var, her yerde hayatı yanlış yaşayan insan var arkadaşlar. Bu insani kalitenin bir göstergesi değil. Benim anlattığım iki ayrı yaşam hakkında, iki yaşamın da ağır basan yönleri, daha birbirine üstün gelen yönlerini açıklamak. Ya her kolayın bir zorluğu var arkadaşlar. Hiçbir şey kolay değil. Ne şehirde yaşamak o kadar kolay, ne de kırsalda yaşamak o kadar kolay. Ne şehirde yaşadığınızda %100 tüm güveninizi temin edebiliyorsunuz, ne de kırsal yaşamda. Her şeyin bir sebebi var. Her sebebin bir sonucu var diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Ve yeni bir vlogumda görüşene kadar tüm vloglarımı izleyin. İsterseniz kanalıma katılarak da bana destek olabilirsiniz. Yeni bir vlogumda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.